Engelsizsiniz'den herkese merhabalar. AS TV ekranlarında yeni yayın döneminde Engelsizsiniz programının 3. dönemiyle birlikteyiz. Oldukça mutluyuz. AS TV'nin Sönmez Medya'nın sosyal sorumluluk adına bize yaptırmış olduğu program için tekrar teşekkür ediyoruz yetkililere. Yine engellilerin dünyasına farklı şekilde ışık tutmaya çalışacağız. Bugün de okullar yeni açılacak. Evet. Özel eğitimle başlayacağız. Her zamanki gibi birinci temel önceliğimiz eğitim. Bu konuda Aslı Hocamız konuğumuz. Sizler de yakından tanıyorsunuz. Aslı Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok iyiyiz. Yeni yayın dönemine sizinle birlikte giriyoruz. Hayırlı olsun bu arada. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni yayın döneminde hocama dönmeden önce bazı yeniliklerimiz var. Bilgi ekranımız var. Bilgi ekranında siz değerli izleyicilerimize sizin gönderdiğiniz sorulara istinaden cevap niteliğinde bazı bilgilendirmeler yapacağız. Bunun yanında engelli derneklerin, engelli bireylerin ya da engellilere gönüllü olarak yardım eden kişilerin gönderecekleri videoları, bilgi paylaşımlarını programımızın içerisinde sizlerle birlikte paylaşacağız, sizlere göstereceğiz. Engellilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Evet. Evet Aslı Hocam, yeniliklerle başladık. Evet. Ama siz programın eğitim konusunda özellikle ve diğer arka planda destek veren önemli kişilerinden birisiniz. Teşekkür olduğunuz ederim. İçin ayrıca teşekkür ediyorum size. Sağ olun. İzleyicilerimizin tanımayan olanı olabilir. Birazcık kendinizden bahseder misiniz? Aslı Doğan, Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü mezunuyum. Burada çalışmış olduğum okulumun dışında gönüllü olarak engelli bireylerin, engelli çocukların yanında olmaya çalışıyorum. En başta gönüllü olarak bulunduğum bu GES biliyorsunuz, Görme Engelliler Spor Kulübü. Orada bulunmaya, onlarla beraber olmaya, yardımcı olmaya elimden geldiğince çalışıyorum. Ve onun da haricinde sizin programlarınıza ayda bir geçmiş dönemlerde konuk olarak gelip katkıda bulunmaya elimden geldiği kadar çalıştım. Bu dönemde başlangıcı yaptık. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Her programda hemen hemen söylemeye çalışıyoruz. Gerçekten eğitim ülkemizde en önde tutulması gereken olgulardan birisi. Özellikle de engelli eğitimiyle ilgili. Kesinlikle. Bugün oryantasyon eğitimiyle başlayacağız. Evet. Dolayısıyla okullar açılacak resmi olarak. Bazı okullar faaliyete geçse de bu haftadan itibaren de resmi olarak açılacak. O zaman oryantasyondan biraz bahsedelim hocam. Ali Bey, şüphesiz okulun ilk açıldığı günler hem çocuklar için hem ebeveynler için farklı duyguların yaşandığı günlerdir. Hemen hemen herkes okula ilk başladığı günü hafızasında geriye gittiği zaman anımsar. Bu farklı duyguları yaşadığımız için almamız gereken önlemleri de konuşmamız gerekiyor neler yapılması ile ilgili. Çocuklar yeni bir ortama girmiş olmayla beraber korku, heyecan, endişe duyabilirler. Veya ebeveynler çocukları güvende mi endişesini duyabilirler. Onlarla ilgili kaygı duyabilirler. Oryantasyon dediğimiz zaten yeni bir duruma ve ortama alışma ve uyum sağlama sürecidir. Bu sürecin de ne kadar sağlıklı ve sorunsuz halledersek, geçirirsek, yani başlangıcı ne kadar iyi yaparsak devamı da o derecede olumlu bir şekilde ilerleme gösterecektir ki zaten psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yapmış olduğu araştırmalarda çocuğun ortamı ve çevresini tanıması, okulun ve çevresindekilerin çocuğa sağladığı katkıların farkında ve bilincinde olması ve bu olanaklardan faydalanması başarı düzeyinde de bir artış olduğunu göstermiş. Asıl amaç okulu sevdirmek midir? Çocuğun kaygılarından uzak tutup okulu sevdirmek de elbette ki bu amacın içinde.
her şeyden önce güven hissini vermek. Yani evet. bulunduğu ortamda çocuğun güvende olduğunu, anne babadan uzak olsa da orada öğretmenleriyle de güvende olmasını sağladığını, o ortamın bilmesini gerektiriyor. Fiziksel, ruhsal, bedensel olarak bulunduğu yeni ortama uyum sağlaması gereken aktiviteleri öğrendiği için çocuk kendini güvende hissedecek ilk önce. Güvende hissettikten sonra zaten o süreç sağlıklı bir şekilde ilerleyecek. Aynen öyle. Burada da dediğim gibi velilere ve bizlere... Evet, velilere dediniz. O zaman velilere ne tür görevler velilere düşer? Velilere geçmeden önce ben oryantasyonu biraz daha... Çok iyi olur. Açayım isterseniz. Hı hı. Yani ne yapılması gerektiğiyle. Yani burada tamam uyum süreci dedik, alışma süreci dedik ama oryantasyon eğitimi verilirken nelere dikkat edilmeli, ne yapılmalı? Evet. Bu süreci biraz daha açmak istiyorum. Lütfen. İlk önce çocukları tanıma yoluna gidilmeli. Çocuklar hakkında önemli bilgiler not edilmeli. Bunlar aile bilgileriyle başlanmalı. Annenin, babanın adı, telefon numaraları, ulaşılacak yakınlarının telefon numaraları acil bir durum söz konusu olduğu zaman. Çocuğun kan grubu, kardeş sayısı, anne babanın öz üvey olması gibi bilgilendirici formların doldurulması. Bu formların okulda idareyle, rehberlik servisiyle yani ilgili kişilerce de paylaşılması öğretmenin. Bu bilgileri paylaştıktan sonra gerektiği durumlarda gerektiği yerleri arayabilmesi için her bir birimde bulunması gerekiyor. Bu bilgileri topladıktan sonra desteğe ihtiyacı olduğu alanları belirlemek çocuğun. Şimdi çocuğunuzu getiriyorsunuz, okula bırakıyorsunuz ama çocuğunuzdan beklentileriniz ne düzeyde veli olarak? Evet. Çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu alanları en başında belirlersek bu bir kaba değerlendirmedir. Bu değerlendirmeyi en başında yapar, paylaşırsak veliyle beraber ne yapılması gerektiği ve çocuğumuzdan beklenti düzeyimizin ne olduğunu bilmemizi sağlar bu bizim. Evet. Bu da gerçekçi olmamızı sağlar ve sağlıklı yol kat etmemizi sağlar. Yine desteğe ihtiyacı olduğu alanların dışında güçlü olduğu alanların da tespit edilmesi gerekir. Güçlü olduğu alanlarda... sportif alanlar olabilir, sanatsal alanlar olabilir, akademik alanda sayısal, sözel alanlarının güçlü olduğunu bilmek, yine eğitimciye nasıl bir yol çizeceği, hangi tür eğitim metotlarını kullanacağı ya da çocuğu okul içerisinde hangi birimlere yönlendireceği adına bir yol haritası çizmiş olur. Hı hı. Ve ailenin de desteğiyle beraber çocuk adına daha sağlıklı yol kat edilmiş olur bu şekilde. Çocukların yine sevdikleri ve sevmedikleri şeyler veliler tarafından öğrenilebilir. Evet. Bunlar eğitimde ödül olarak kullanılabilir. O yüzden sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri de öğrenmek öğretmenler açısından oryantasyon kapsamında ele alınması gereken konulardan biri. Çocukların korku ve endişelerinin de yine önceden bilinmesi gerekir. Çocuğun örneğin karanlık korkusu var. Siz bir oyun oynuyorsunuz, oyunda loş bir ortam oluşturdunuz veya işte evcilik köşesinde bir çadırın içerisinde loş bir ortam var. Çocuk o çadıra girmek istemiyor. Kapalı durma fobisi var. Kapalı ortamda bulunma fobisi var çocuğun. O zaman ona destek olmak, onun yanında olmak ve onun bu korkusunu aşmak adına bile bu bilgileri edinmek küçük de görünse faydalı oluyor. Yeni başlangıç yapan çocuklar için. Ayrılık korkusu yaşıyorlar çocuklar. Özellikle şu an bahsettiklerim okula yeni başlayan, okul öncesi veya ilk öğretim birinci sınıf çocukları için bahsettiğim olaylar bunlar. Çocuğu okula getiriyorsunuz, seni okula bırakacağım yerine seni okula götüreceğim, götürdükten sonra da alacağım şeklinde ifade kullanılması veli tarafından bile çok önemli. Çocuk oraya bırakıldığını, bir daha alınmayacağını düşüncesiyle korku yaşaması yerine kendini orada güvende hissedip
belli bir süre sonra annem veya babam beni buradan alacak şeklinde gelmesi arasında dağlar kadar fark var. Yine küçük çocukların, okula ilk defa adaptasyon sağlayacak çocukların sorunlarla karşılaşıldığı zaman ne tür yöntemler kullanılıp bu sorunları çözme yoluna gidiyorlar veliler. Velilerden bu konular hakkında da yine küçük anekdotlar şeklinde notlar alınırsa öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırıcı olacaktır. Ev ziyaretlerinde bulunulabilir. Bu oryantasyon içerisinde amaç tanışmak, iletişim kurmak en başta. Çocuğa okula başlamadan önce öğretmenini tanıtmak ya da öğretmenini göstermek, öğretmeniyle iletişim kurmasını sağlamak, okula başladıktan sonra okulda onu gördüğü zaman bir güven ortamı sağlayacaktır. Bir aşinalık sağlayacaktır. Bundan dolayı ev ziyaretlerinde bulunulabilir. Ev ziyaretlerinde çocukla ilgili önemli bilgiler alınırken veya okul ortamında oryantasyon eğitimi yapılırken de dikkat edilmesi gereken ince bir husus var. Çocukla ilgili kritik noktalarda bilgi alırken her şeyi çocuğun yanında konuşmamaya dikkat etmemiz gerekir. Yani çocuk onun hakkında konuşulduğunu biliyor, kulak misafiri oluyor. Onun aynı ortamda her bilgi paylaşılmamalı, buna dikkat edilmeli. Özellikle altını çiziyorum. Bir parantez açmak istiyorum hocam müsaadenizle. Bu ev ziyaretleri bütün öğrencilerin evlerine mi yapılmalı? Yoksa olumsuz ya da çok ekstrem bir durumu olan çocuğun evine mi gidilmeli? Ali Bey, oryantasyon eğitimi süreci ülkemizde aslına bakarsanız her okulda gerçekleşen ve zorunlu olan bir süreç değil. Bunu okullarda PDR bölümlerinin hazırladığı programlar çerçevesinde yapılıyor ve ev ziyaretleri de bunun içerisinde en düşük seviyede gerçekleşen bir süreç. Yani evlere gidilmesi ekstra zaman isteyen ya da velinin isteğiyle, veliye soruyorsunuz çünkü gitmeden önce ve veli kabul etmiyorsa hiçbir şekilde zorlayarak gidemezsiniz evine. Böyle bir bekleyiş de olabilir. Bekleyiş yani olabilir. Evet, bunlar aslında konuştuklarımız olursa iyi olurlar. Evet. Yani çok iyi olurlar olursa. Dediğim gibi ülkemizde çok yaygınlaşmamış. Ülkemizde programın başında söylediğiniz bazı okullar açıldı dediniz. Açılan bu okulların çoğu özel okullar Ali Bey. Evet. Devlet okullarında daha eğitim öğretime başlanmadı. Oryantasyon için bir hafta öncesinden ilkokullarda ve okul öncesi gruplarda eğitim öğretim başladı ama bunu ne kadar sağlıklı yapıyoruz? Çocukların psikolojileri hakikaten ilk günleri okulla ilgili onlarda uyanacak ilk izlenimler sonrasında çok etkili olacak. Aile eğitimleriyle ilgili de bu konuda adımlar atılması gerekiyor. Onu da biraz sonra yine açarız. Çocukların ailelerine yapılacak olan bu ziyaretler herkes için mi dediğiniz zaman baktığımızda sınıf öğretmenleri işte kendi sınıfında ortalama 20-25 veya 30-35 sınıf olarak değişebilecek sayılar var elimizde. Gerçekleştirmesi çok mümkün olmadığı zaman oryantasyon toplantılarını okullarda yapabilir. Evet. Ama ekstrem durumlarda çocuğun gelişimiyle ilgili gözlem yapması gereken bir ev ortamının olması gerekiyorsa ekstrem durumlarda gidilebilir. Öncelik verilebilir bu tür çocuklara. Eğer bu tür çocukların içerisinde yaramazlık veya hiperaktivite bozukluğu olarak tanımlanan şeyler varsa, tanılar varsa bunların ev ortamında nasıl, okul ortamında nasıl olduğu gözlemlenebilir. Anekdot kayıtları tutulması adına, davranış problemlerini çözmek adına yapılabilir ki bunu da genelde engelli öğrencilerimizde uygulamaya çalışıyoruz. Bunun gibi önlemler alınabilir. Okul ziyareti yapılmasına müsaade edilebilir. Okul açılabilir, çocuklar, veliler okula davet edilebilir. Okul gezdirilip tanıtılabilir. Oryantasyon eğitimi içerisinde yine personelle tanışma, okulun birimlerinin tanıtılması, müdürün, müdür yardımcılarının odaları, yemek odası, oyun odası, spor salonu gibi yerlerin bilinmesi.
Eğer okul dışında da ihtiyaçlarını gidermeleri gereken yerler varsa çocukların, bu konuyla ilgili okul çevresinin dahi tanıtılması bu oryantasyon kapsamının içerisine alınabilir. Evet. Oryantasyonu açarken velilerden de biraz bahsettiniz. Evet. Şimdi o zaman o soruyu soralım, onu biraz daha açalım. Yani velilere ne gibi görevler düşüyor? Asli görevleri nelerdir? Çünkü baktığımız zaman veliler her şeye aslında müdahil olmak istiyorlar. Yani keşke olsalar. Bunu şu anlamda söylüyorum, ders takibi anlamında söylemiyorum ama en ufak bir olumsuzluk halinde hemen olaya müdahale olup aslında bir nevi huzursuzluğa da neden oluyorlar. Nedir o zaman velilerin görevleri? Ali Bey, biz velilerimizi sadece olumsuzluk yaşandığında okulda görmek istemiyoruz. Çocuğun başarılı olduğu durumlarda, destek alması gereken durumlarda da okulda görmek istiyoruz. Yani biz velilerimizin bir ayağının mutlaka okulumuzda olmasını, bu işin içerisinde bizimle işbirliği yapmasını, ortaklaşa gitmemizi istiyoruz. Şimdi yaz tatilinden çıktık. Çocuklarımızda bir rehavet vardı. Yazın ve sıcağın vermiş olduğu bir rahatlama vardı. Okulların açılmasıyla beraber hazırlıklar başladı. Bunu görüyoruz çevremizde. İşte okul araç gereçleri alınıyor, kıyafetler, ayakkabılar alınıyor, çantalar alınıyor. Eksikler giderilmeye çalışılıyor. Ama eksikler sadece bunlar değil Ali Bey. Yani kırtasiye malzemelerimiz tam biz okula hazırız anlamına gelmiyor bu süreç. Okula başlamadan önce bir kere şunu da çocukların yanında söylememek gerekiyor. Okul açılıyor, artık kurtuluyorum senden. Okul açılıyor, artık rahatlıyorum. Baktığımız bir yaz, zaman çok affedersiniz, çevremizde, evet. Çevremizde çok büyük bir yüzdeyle ailelerin hepsi bu şekilde bakıyor. Aynen öyle. Ben bunu özellikle dile getiriyorum zaten burada sizin aracılığınızla. Çocuğun yanında böyle şeyler söylenmesi çok sakıncalı. Çocuk aileden okul yoluyla uzaklaştığı düşüncesine kapılabiliyor. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar. Ve bundan dolayı bile okul sevgisi önüne bir ket vurulabilir çocuğun. Bunlar çok dikkat edilmesi gereken konular. Evet. Hani biraz önce dedim ya, ilk defa okula giden çocuk için bile seni okula bırakıyorum cümlesi yerine seni okula götürüyorum, dersin bittikten sonra tekrar alacağım ifadesinin kullanılması daha olumlu bir ifade oluşturuyor. Kesinlikle. Ve yine velilerimize düşen, ebeveynlerimizden beklentilerimiz, biz hem özel eğitimi hem de genel eğitimi, yani çocuklarımızın her alanda aldığı eğitimi velilerimizden ayrı düşünmüyoruz. Sonuçta çocuk okulda bulunduğu saat sınırlı bir zaman ve bu zaman zarfı içerisinde öğretmeniyle 6 saat bulunuyorsa onun dışında ailesiyle bulunuyor. Ve okulda aldığı eğitimin devamlılığının ve sürekliliğinin, buna bağlı olarak da kalıcılığının sağlanması için alınan eğitimin evde mutlaka destek görmesi gerekiyor. Çocuğun okuldan geldi, tamam karnını doyurayım, uyutayım, sabah tekrar okula göndereyim diye bir düşünce olmamalı. Evet. Velilerimizin bu işin içinde olması gerekiyor. O gün işlenen konu neydi? Tekrarının yapılması, ödevi var mıydı? Bu ödevinin beraber araştırılması, çocuk ödevini yapsın diye yapmış olmaması, çocuğun ödevini veriyorsunuz ama ödev geldiği zaman onu çocuğun dahi yazmadığını, annesinin veya ablasının veya babasının yazdığını biz zaten anlıyoruz. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yine oryantasyona getirirsek, oryantasyonda da yaz döneminden çıktıklarını söylüyoruz. Çocuklarını, velilerin bu sürece hazırlamaları da önemli. Yazın beslenme alışkanlıkları bu çocukların değişiyor. Uyku saatleri, uyku düzenleri değişiyor. Hiç olmazsa okulların açılmasına, eğitim öğretim başlamasına 1-2 hafta kala çocukların erken saatte yatırılması, erken saatte kaldırılması, okula yetişebilecek şekilde hazırlıklarının yapılması, bu hazırlıklarının eksiksiz olması, yine kahvaltı öğününü atlamamak, kahvaltılarını yapmadan çocukları göndermelerini istemiyoruz velilerimizin. Hı hı.
gibi isteklerimiz var onlardan evet. da. Bunlar aslında bakıldığı zaman çok zor olan istekler değil. Velilerimizin yine çocuklarının dönem başındaki performanslarından haberdar olmalarını istiyoruz. Yani çocuğum şu düzeyde, sene sonunda hedefimiz ne? Bunu bilmelerini istiyoruz. O hedefimize sene sonunda ulaştık mı? Onu yine gözlemlemelerini istiyoruz, bilgilenmelerini istiyoruz bu konuda. Ve gerçekçi hedefler koymalarını istiyoruz çocuklarını tanıyıp. Bizim isteğimiz, tabii ki bununla sınırlı değil ama şimdilik bu kadar diyebilirim. Evet, yani anladığım kadarıyla eğitimi okulda sadece öğretmen değil, aileyle birlikte işte okul, öğretmen, öğrenci, veli. Kesinlikle. Hep beraber yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Böyle daha keyifli olacaktır. Genelde şöyle bir intiba vardır çocuklarda da, evde bile. Kendi kızımdan da biliyorum. Benimle bir şey yapması onu mutlu ediyor. Evet. Yani doğal olarak ebeveynler okulda da işin içerisinde olursa çocuklar daha mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sayenizde öğreniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlere önerileriniz ne olacaktır o zaman? Velileri öğrendik. İşin ana temasını oluşturan konumda da öğretmenlerimiz var. Evet. Öğretmenlerimizin velilerimizi sürekli okullarımıza davet etmelerini istiyoruz. Yani onlar işbirliği içinde olmanın önemini şimdi size söyledik. Oryantasyon eğitiminin yine biraz önce bahsettiğimiz gibi özel okullarda daha fazla yer verildiğini söyledik. Özellikle özel eğitim gerektiren çocuklarımızla ders yapan öğretmenlerimizin bu konuda biraz daha ilgili olmalarını isteyebiliriz onlardan. Yani bu süreçleri çocuğu tanımadan tutun da işte hastalıkları var mı? Kullandıkları ilaçlar var mı? Bu ilaçları ne zaman alması gerekiyor? Çocuğun problem davranışlarıyla baş etme yolları nelerdir? Bununla ilgili kullanılması gereken yöntem ve metotlar nelerdir? Çocuğun engeliyle ilgili yeterli bilgiye sahip miyiz? Gibi öğretmenlerimizin de bu konularda kendi alanlarıyla ilgili, kendi branşlarıyla da ilgili araştırmalar yapmaları gerektiğini öneriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi birinci bölümün sonuna geliyoruz. Ama birinci bölüme reklama giderken bir de bilgi ekranına bakalım. Ondan sonra kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Engelli kimlik kartı nedir ve hangi kurum tarafından verilmektedir? 19.07.2008 tarihli ve 26.941 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren engelliler veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere kimlik kartı verilmesine dair yönetmelik gereği engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli kişilere verilen kimlik kartıdır. Engelli kimlik kartı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri aracılığıyla düzenlenmektedir. Engelli kimlik kartı kimlere verilmektedir? Engelli kimlik kartı doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini %40 veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere verilmektedir. Engel oranında değişiklik, soyadı değişikliği, kimliğin kaybolması veya yıpranmış olması durumunda nereye müracaat edilir? Engelli kimlik kartları içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yeniden düzenlenir. Engelli kimlik kartı engelli sağlık kurulu raporu yerine geçer mi? Engelli kimlik kartı engelli sağlık kurulu raporu yerine geçmez. Kimlik kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mevzuatta münhasıran engelli kişilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır. Kimlik kartı alıp almamak engelli kişinin isteğine bağlıdır.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, mavi kartı olanlar, yaşadığı ülke makamlarınca düzenlenen Engelli Sağlık Kurulu raporuyla engelli kimlik kartı alabilir mi? Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımızın yaşadığı ülke makamlarınca verilmiş olan Engelli Sağlık Kurulu raporu Türkiye'de geçerli değildir. Engelli kimlik kartı almak üzere mevzuat gereği yetkili hastanelere müracaat ederek yeniden Engelli Sağlık Kurulu raporu almaları gerekmektedir. Engelli kimlik kartıyla ülkemizde engelli kişilere sağlanan hak ve hizmetler nelerdir? Engelli kimlik kartıyla başta ücretsiz ve indirimli seyahat olmak üzere birçok hak ve hizmetten yararlanılmaktadır. Engelli kişilerin faydalanacakları hak ve indirimler ilgili kurum, kuruluş veya yerel yönetimler tarafından belirlenmektedir. Bunun yanında bazı kamu ve özel sektör kuruluşlarının engelli kimlik kartı, nüfus cüzdanı işlenmiş engellilik bilgisi ya da engellilere verilen Sağlık Kurulu raporunu esas alarak engellilere sağladığı kolaylıklar bulunmaktadır. Bu indirimler veya oranları zaman zaman ilgili kurumlar tarafından değiştirilebilmektedir. Engelsizsiniz kısa bir aradan sonra ikinci bölümüyle devam ediyor. İlk bölümde özel eğitim öğretmeni Aslı Doğan'la birlikte oryantasyonu konuştuk. Şimdi ikinci bölümde Aslı Hocam sağlıklı bireyler için de oryantasyonu anlatmış olduk. Sonuçta bizi izleyen izleyicilerimiz sadece engelli yakınları değil, engelli evet. Çocuğu varsa sağlıklı bir engelli olmayan çocuğu da oluyor. Bu bilgiler ışığında engelliler için de doğal olarak eğitim başlıyor. Evet. Bununla ilgili yeni eğitim, öğretim döneminde engelli bireyler için tavsiyeleriniz nelerdir? Geçmiş programlarımızda hatırlarsanız hep söz edeceğiz dediğim bir konu vardı. Özel eğitimde erkenlik ilkesi. Evet. Çocuklarımızın yetersizlikleri, özürleri veya engelleri belirlendikten sonra hızla, zaman kaybetmeden eğitim almaları gerekir. Bununla ilgili aile gerekli aşamaları tamamladıysa, şok, inkar, kabullenme aşamalarını geçtikten sonra çocuğuyla ilgili yetersizliğine bağlı olarak alması gereken eğitimi hangi okulda alacak, ne şekilde alacak bunu bir kere belirlemesi gerekiyor hızlı bir şekilde. Zaman kaybetmeye yer yok. Engelli çocuklarımızda zaman bizim için çok önemli olabiliyor. Bir diğer ilkede eğitimin sürekliliği ilkesine bağlı kalınarak eğitim hayatına başladıktan sonra çocuğun eğitim almaya başladıktan sonra bunu sürekli bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Yani çocuğun okula gelmesini engelleyecek başka bir rahatsızlığı, hastalığı vesairesi olmadığı zaman zarflarında çocuğun eğitiminin kesintiye uğramamasını sağlamaları gerekiyor. Okulu başladıkları zaman sürekli devam ettirmelerinden geçiyor bunun yolu da. Çünkü engelli çocuklarımızda okula ara vermek veya okula gitmeme isteği bunlar olabilir. Bunları işte ne yapmamız gerekiyor? Ortadan kaldırmamız evet. Gerekiyor. Çocuklar okula geldikleri zaman örneğin annelerinden ayrılmak istemeyebilirler. Neden? Bu çocuklar çok sosyal ortamlara girmemiş, farklı kişilerle veya farklı ortamlarda bulunmamış çocuklar oldukları için kendilerini güvende hissetmeyebilirler. Daha öncesinde bir alıştırma, bir oryantasyon eğitiminin yapılmasının önemi buradan da kaynaklanıyor ve yetersizliği olan, engeli olan çocuklarımız için daha fazla bir önem arz ediyor. Çocuk derse aldığınız zaman hiçbir şekilde sizinle iletişime geçmeyip annesini isteyebilir. Sürekli ağlama problemleri gösterebilir. Bu durumlarda çocuğu dışarıya çıkarmak yerine hemen akabinde ağlıyor diye annesine vermek yerine annesini belli süre sınıfta tutup daha sonra yavaş yavaş
bu süreyi azaltarak, yani oturma süresini annesinin sınıfta azaltarak anneyi sınıftan dışarıya çıkarabiliriz. Bu konulara ve bu şekilde davranmaya önem gösterirsek engel çocuklarımızda ve oryantasyon eğitiminde yine aynı şekilde onlara uyarlayarak yapabilirsek daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir bu konuyla ilgili. Burada engelin özelliğine göre de oryantasyon değişik uygulamaları olabiliyor herhalde. Tabii ki. Bu da daha işlerini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel bir VTR'miz olacak. Biraz sizi soluklandıralım. Peki. Değerli izleyiciler, 2016 Rio'da yapılan Paralimpik Oyunlarda, Paralimpik Oyunları çoğu kimse kelime anlamı olarak bilemeyebiliyor. Kısaca biz engelli olimpiyatları diyoruz. Normal engelsiz bireylerin olimpiyatlarından sonra yapılan aynı yerde, aynı değerde alınan madalya sayısının değeri normal sağlıklı bireylerle aynı ölçüde olan Paralimpik Oyunlarda şampiyon olmuş golbol görme engelliler kız milli takımına Başakşehir Spor Kulübü kaptanı Emre Belezoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa Şampiyonası 2017 Avrupa Şampiyonası Finlandiya'da yapılacak kızlarımıza mesajı var. Şimdi o VTR'yi izleyelim. Merhaba, ben Emre Belezoğlu. Güzel ülkemizin örnek sporcuları. Hepinizi tek tek bize bugüne kadar yaşatmış olduğunuz bütün başarı için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve Finlandiya'daki Avrupa Şampiyonası'nda sizlere başarılar diliyorum. Tüm kalbimiz sizlerle. Merhaba, ben Abdullah Avcı. Avrupa Şampiyonası'ndaki kalbimiz sizinle. Hepiniz birer kahramansınız. Finlandiya'yı kırmızı beyaza boyamak için önümüzde büyük bir fırsat var. Size inanıyor ve güveniyoruz. Ben Zeynep. Ben Seyda. Ben Seyda. Ben Neşe. Ben Reyhan. Ben Seder. Emre abi, Abdullah abi, bize gönderdiğiniz video için çok teşekkür ediyoruz. Bu yasağı fırsatını bekliyoruz. Bizi inandırın, bizi inanın, bizim için başarı alın. Lay. Kızlarımıza gönülden başarılar diliyoruz. Şöyle bir ayrıntı da vermek istiyorum. Şu anda dünyanın bir numaralı takımı. Evet. Görme engelliler kız golbol takımımız. 2017 yılında yapılan, dünya çapında yapılan ankete göre de olimpiyattan sonra, olimpiyatta başarı almış ülke takımlarına bakıldığında dünyanın bir numaralı takımı olarak hepimizin göğsünü kabarttı. Hocam, sizin de golbol antrenörlüğünüz olduğunu biliyorum. Evet, bu GES'de. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu GES kız takımı golbol antrenörlüğü var ve ben de buradan kızlarımıza başarılar diliyorum. Yollar açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada hem kız hem erkek takımı Finlandiya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda gövde gösterisi yapacak inşallah. Oradan derece bekliyoruz. Tekrar i̇nşallah. İki takımımıza da başarılar diliyoruz. Evet. Eğitime, oryantasyona biz kaldığımız yerden devam edelim hocam. Engelli bireyler için süreç biraz farklı işliyor doğal olarak. Özel rehabilitasyon merkezleri yaz aylarında eğitime devam ediyor. Evet. Bununla ilgili verilen eğitim avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bu konuyu biraz açar mısınız? Tabii ki fazladan alınan eğitimin bir zararı olmaz Ali Bey. Yani çocuğun normal devlet okulunda aldığı eğitimin dışında devletin sağladığı olanaklarla beraber, ki bu ayda 8 saat bireysel, 4 saatte grup eğitimi olmak üzere toplam 12 saati buluyor. Çocukların okul dışında da eğitim almaları katkı sağlayan bir unsur hiç şüphesiz. Bu göz ardı edilemez. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir durum var.
rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin kalitesine bakmak lazım. Belki bu konuyla ilgili başlıca bir program yapmak lazım. Yapacağız öyle bir program. Evet. Bu konuda da çok talep var. Evet. Rehabilitasyon merkezlerinin denetimi, verilen eğitimin kalitesi, sürekliliğinin sağlanması için yapılanlar, ailenin süreç içerisine katılması, acaba aileler orada devletin desteğiyle çocuklarını göndermiş oldukları kurumda sadece evlerinden çocuğu servise bindirip dersi bittiği zaman da servisten mi alıyorlar? Yoksa orada da eğitimin ne kadar içindeler? Ne kadar katkı sağlıyorlar? Bugünkü dersimiz nasıldı? Gayet iyiydi, ile mi bitiyor? Yoksa bugün biz bu metotla, bu yöntemle, şu öğretim yöntemiyle bunu işledik. Evde bunun sürekliliğinin ve kalıcılığının sağlanması için sizin de yapmanız gereken şudur dediğimizde bunu ne kadar yerine getiriyorlar? Getirebiliyorlar mı? Bunlar aslında masaya yatırılması gereken konular. Konuşulması, üstünde durulması gereken en büyük konulardan bir tanesi de yine çocuklar gidiyor mu? Çünkü gitmedikleri saatin ücreti de rehabilitasyon merkezleri tarafından devletten alınabiliyor. Evet. Bunlar da bildiğimiz gerçekler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi eğitimin fazla alınmasından bir zarar gelmez. Rehabilitasyon merkezleri de bu yönde destek vermek amacıyla asıl amaçları bu olmak üzere kurulmuş olan merkezler oldukları için onlar bunu yerine getirdiği sürece bir sorun yok ve katkısı var elbette. Yadsınamaz bir katkısı da var. Çünkü orada çocuklar birebir eğitime alınıyorlar. Bireysel dediğimiz birebir eğitime alındıkları için bu eğitimin kalıcılığı daha fazla oluyor. Etkisi daha fazla oluyor. Bundan dolayı katkı sağlıyor. Ama dediğim gibi bunun işlevselliği önemli. Bunun sonuçlarına baktığımız zaman olumlu yönde olması önemli. Bunlar avantajlı, evet. Olumlu. Tamamlayıcı yönler. Eğitim olarak mı görmemiz lazım? Rehabilitasyon destekleyici eğitim olarak diyebiliriz. Yani tamamlayıcı olması için de bazı kriterlere dikkat edilmesi, hı hı, gerekir. Okulla yine rehabilitasyonun işbirliği içerisinde olması gerekir. Ailenin, okulun, rehabilitasyonun işbirliği içinde olması çocuğun eş zamanlı ve eş güdümlü çalışmayla performansının artmasını sağlayacaktır. Okulda işlenen bir konuyla rehabilitasyonda işlenen bir konu alakası olduğu zaman Ali Bey, bu konuda yapacak pek fazla bir şey yok. Maalesef. Beklenilecek bir sonuç da yok doğal olarak. Yani çocuğun öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çalışılması çok önemli. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani çocuğun hazır bulunuşlukları, çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadan ona üst düzey beceriler çalıştırmaya kalkarsanız burada sonuçta elde edeceğimiz bir şey yok. Kazanım sağlayamayacağı gibi kafasının da karışmasını, belki öğrendiklerini de unutmasına sebep olacaktır bu süreç. O yüzden okul ve rehabilitasyonun işbirliği içerisinde olmasına dikkat etmemiz gerekir. Bizim okulumuzda da yine rehabilitasyonlardan öğretmenlerimiz gelebiliyorlar. Bizimle diyalog kurmak istiyorlar. Öğrencileriyle yaptıkları çalışmaları bizimle paylaşıyorlar. Eş zamanlı gidelim diye, aynı çalışmalar üzerinde yoğunlaşalım ve yol kat edebilelim diye görüşmelerimiz oluyor. Bu da olumlu sonuçlar doğuruyor elbette. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yaz sürecinde yine tatil sürecinde kesintisiz bir şekilde eğitime devam ettiği için rehabilitasyon merkezleri, okul kapanıyor ama eğitime çocuklar orada devam ediyorlar. Evet. Orada devam ettikleri zaman da yine çok uzun süreli ara verilmemesi gerekiyor. Çünkü zihin engelli olan çocuklarımız bu eğitimden yararlanan uzun süreli aralarda öğrendiklerini unutabiliyorlar. Geri dönüş yaptıkları zaman her şeyi tekrar baştan sarmak gerekebiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sık ve kısa tekrarlara ihtiyacı varsa bunlar yapılmalı. Ve ailelerimiz, yine altını çiziyorum, hakikaten eğitimin içinde olmazsa olmaz. Onlar
en büyük destekçisidir çocuklarının. Öğretmenlerimizin de ortakçısı, işbirlikçisidir. Bizim de işimizi kolaylaştırırlar. Eğer sürecin içine aktif olarak katılırlarsa. Evet. Şimdi eğitimin fazlasından zarar gelmez dediniz. Doğal olarak resmi kurum eğitimlerinden sonra bir de gönüllü eğitim verenler var. Aslında bunu ben çok önemsiyorum. Evet. Siz de çok gönüllü eğitim veren bir öğretmensiniz okul dışında. Gönüllülere ne tavsiye edebiliriz? Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Milli Kütüphane'yi ziyaret ettim. Orada engellilerle ilgili ne tür çalışmalar yapılıyor ve şöyle bir şeye şahit oldum. Gönüllü okuyucu olarak gelen bir hocamıza devamlılığını sağlanması istendi. Evet. Bu çok önemli çünkü gönüllü bulmakta zorlandıkları için sürekliliğini istediler. Sizin gönüllülük yapmak isteyen ya da şu anda yapan kişilere tavsiyeleriniz ne olabilir? Bir kere gönüllü olan insan her türlü gönüllü yapacak bir iş bulur. Yeter ki bunu canı gönülden istesin. Dediğimiz gibi gönüllülük esas bu işte. Okutmanlık olabilir dediğiniz gibi ama bunun haricinde çocuklarla başka türlü aktivitelerde de bulunulabilir. Oyun aktiviteleri olabilir. Her şey akademik olarak düşünülmemeli Ali Bey zaten. Farklı aktivitelerde bulunmak demek yine işin içine spor girer, müzik girer, sanat girer. Günlük paylaşım. Engelli öğretmeni olmak da gerekmiyor bunun evet, için. Yani bu çok önemli. Okutmanlık yapmak için engelliler öğretmeni olmanıza gerek yok. Çocuğa çamurla bir şey yaptırmak için bile görsel sanatlar öğretmeni olmanız yeterli. Ya da çocuğa okuma yapmanız için veya görme engelli bir çocuğa betimleme yapmanız için size verilen fırsatları değerlendirebilirsiniz. Çok ekstra bir özelliğinizin olmasına gerek yok. Tabii ki gerek yok. Yani sadece bu işi sevmek ve bu işte gönüllü olmak yeterli. Öyle olduğu zaman birçok STK'larda ya da kurumlarda, kulüplerde yapacak aslında çok iş var. Evet. Çocuklarımıza destek olabileceğimiz, onlarla kaliteli zaman geçirerek sosyalleşmelerini sağlayabileceğimiz alanlar da var. Onlarla beraber bir aktivitede bulunmak, birlikte olmak, yanlarında olduğunuzu hissettirmek, artı bir de akademik destek veriyorsanız daha ne olsun? Hocam çok teşekkür ediyorum size. Bugün yeni yayın döneminin ilk programına konuk oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım izleyicilerimiz için de benim için oldukça eğitici bir program oldu. İzleyicilerimiz için de öyle olduğunu umuyorum. Son sözleriniz varsa alayım. Ben de buradan öğretmen arkadaşlarıma, bütün velilerimize ve tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Umarım her şey istedikleri gibi olur. Teşekkür ediyorum. En sonda çok güzel, çok anlamlı bir VTR ile kapatacağız programı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri sizin normaliniz hangisi başlıklı bir tamamen amatörce hazırlanmış video hazırlamışlar. Hocaları Engin Yılmaz'a da çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerin adı zaten videonun sonunda var. Belki de tüm izleyicilerimizin de doğru mesajı almaları, doğru mesajı verdikleri için bu arkadaşlarımıza tek tek teşekkür etmesi gerekecek. Bu videoyu izleyerek programımızı kapatıyoruz. Haftaya başka konu ve konuklarla birlikte olmak dileğiyle sizin normaliniz hangisi diyoruz. Görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. Türk Dil Kurumu'na göre normal tanımı. 1. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. 2. Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü.
Uyarı. Şimdi şahit olacağınız sahnelerin gerçek hayattaki kişi ve kurumlarıyla tamamen ilgisi vardır. Sahne 1. İki kör arkadaş restoranda oturmaktadırlar. Çocuktum ya. Ay benim de canım çok tatlı çekti. O zaman sipariş verelim. Kör garson elinde Braille alfabeli menülerle masaya yaklaşıyor. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Menülerinizi buyurun. Teşekkürler. Ne alırdınız? Yani bir bakayım ama aslında her zaman kimler yiyesin var. Ben bir bisnovki alayım. Tabii. Ben de bir böftürlemek alayım. Hemen getiriyorum. Garson siparişleri getirmek üzere ayrılıyor. Aynı restoranda gören bir müşteri sipariş vermek istiyor. Sipariş verebilir miyim? Tabii, geliyorum. Kör garson masaya doğru yaklaşıyor. Buyurun, hoş geldiniz. Kaç kişiydiniz? Tek kişiyim. Menünüz buyurun. Ya başka menünüz var mı? Ben görüyorum. Braille alfabesini bilmiyorum. Hay Allah ya, siz niye tek başınıza çıktınız ki? Refakatiniz yok mu hanımefendi? Sahne 2. Üç kör iş arkadaşı ofiste bilgisayarlarıyla çalışmaktadırlar. Gönder kısmını okuyalım. Şimdi gönderiyorum. Merhaba, ben iş başvurusu için gelmiştim. Buyurun. Ama gönder kısmını için. Ha. Hı. Bir dakika şöyle alabilir miyiz size? Uf, buna gelmiştik şimdi ya. Bir de bunu hiç öğreteceğiz şimdi. Neyse, verelim tanıtma otursun evinde. O sırada bulaşmasın. Ya arkadaşlar, haklısınız da biliyorsunuz belli bir gören kontenjanı var. Oraya da insan almak zorundayız. Almayınca ceza kestir ve yakında da denetim var. Yani veririz anlıkla, hiç oturursun. Haklısın ya. Allah olsun. Hanımefendi. Buyurun. Tamam, aldık biz sizi işte. Ama ben bir ömre bakmadım. Yok, ona gerek yok. Şöyle cam kenarını alalım size. Geçin geçin abi. Bilgisayarı mı açayım? Yok, gerek yok. Sizin için bütün gün camdan bakıp hava durumunu seyretmek akşamı bize söyler. Şaka mı bu ya? Sahne 3. Dört kör öğrenci okul çimlerinde oturarak muhabbet ediyorlar. Ya kızlar, çok zor değil miydi bugün sınav? Sorma ya. Hava da çok sıcak. Ben aslında çok odaklanamadım. Niye? Ne oldu ki? Kafam biraz dolu. Bugün birisiyle tanıştım. Aa, çok iyi, anlat hemen. Ama işte o kadar iyi değildi sanırım. Galiba bir problem var. Ne problemi? Bağımlı falan mı? Yok ya, değil. Öyle bir insana benzemiyor. Peki sıca mı karışmışsın? Yok yok, sanmıyorum. Ama... Yoksa lise mezunu falan mı? Yani, ya Ebru saçma ama o iş olmaz. Çok farklıyız biliyorum ama ya aynen, o bizden değil ki, kendin gibi birini bulsana. Öyle mi diyorsunuz? Ya bir şey soracağım, doğuştan mı görüyormuş? Normal toplum tarafından inşa edilmiş bir kavramdır. Sizin normaliniz hangisi?